Haber masasından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir hafta aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bu akşam stüdyomuzda başarılı bir belde belediye başkanını ağırlayacağız. Kargıcak Belediye Başkanı Zihni Asiltürk. Başarılı dedik ama başarılı mı değil mi? Aslında bunu programın devamında, daha doğrusu sonunda daha iyi anlayacağız. Kargıcak Beldesi'nin sorunlarını konuşacağız. Bugüne kadar yapılanları ve yapılanmayanları konuşacağız. Malum Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Yasası'yla belde belediyeleri kapanacak. Kargıcak Beldesi'ni nasıl bir kader bekliyor, bunları konuşacağız. Ve Sayın Asil Türk'ün siyasetteki bundan sonraki hedeflerini de soracağız kendisine. Ben öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız bu arada, iyisiniz? Ben size bir geçmiş olsun demek istiyorum yeniden. Geçenlerde belediye binası talihsiz bir kazaya kurban gitti diyelim. Yaraları sardınız mı biraz? Teşekkürler. Ya gerçekten çok kötü bir kaza geçirdik. Onunla ilgili biz her zaman her türlü olumsuzluklara hazırlıklıyız ama tabii kazada ben geliyorum demiyor. Bir anda kazayla karşı karşıya geldik. Tabii ben de çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Şok geçirdim. Evet, yani ama Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yok. Ucuz atlatıldı diyebiliriz. Evet. Gerçekten evet. Görüntülerden de izleyince kötü bir kaza aslında. Allah'tan can kaybı olmadı. Evet, sağ olun. Can kaybımız var aslında. Evet, şoför rahmetli oldu. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi sağlık ocağına taşıdınız belediyeyi. Evet. Orada hizmetlere devam ettiniz. Bir aksama olmadı herhalde. Yok. Zaten arkasından bir gün sonra o anda hemen yazışmalara başlamıştık. Sağlık grup başkanlığıyla veya sağlık il müdürlüğüyle. Bir sıkıntımız yok. Sağ olsunlar bize o konuda gerçekten çok yardımcı oldular. Buradan sağlık il müdürlüğüne, özellikle buradaki sağlık grup başkanlığa, Mevlüt Bey'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok uğraştılar, çok mücadele verdiler. Hepsini ayrı ayrı konuda kutluyorum. Sağ evet. olsunlar. Keşke belediye hizmet binası yetişseydi de bu kaza da olmasaydı, bu sıkıntıyı da yaşamasaydınız ama evet. Bundan sonrası için hizmet orada devam edecek, değil mi? Ya tabii bizim aslında belde hizmet binası ile ilgili yaptığımız bina vardı. Hı hı. Ama tabii bu büyükşehir yasası yoktu bizim hesabımızda. Hı hı. Geçen yıl başında tamamlayıp orada taşınmak da hedefimiz. Aynı zamanda bölgenin en güzel, en modern, en büyük belediye hizmet binası olacaktı. Artı diğer kurumları da ben oraya bağlayıp aynı binanın içerisinde böyle ayrı bir oluşum yapmayı düşünüyorduk. Nedir bunlar? Atıyorum postane gibi. Yani PTT'yi oraya getirecektik. Böyle muhtarlıkları böyle ayrı bir oda hazırlayıp böyle onun bilgisayarını koyup görevlilerini yerleştirip yani değişik bir hizmet prensibimiz vardı. Hı hı. Bunun yanında bizde yabancı ağırlıklı misafirlerimiz var. Hı hı. Özellikle bu villalar konusunda biz iddialıyız. Hı hı. Onlara da ayrı böyle bir konsey oluşturup onlara da böyle ayrı bir büyük oda, ayrı bir görevliler. Onlara da böyle yerli yabancı ayrım yapmadan aynı çatı altında hizmetlerimizi dağıtmayı düşünüyorduk. Ama Büyükşehir Yasası ile ilgili belediye hizmet binasını durdurduk. Kargası bitmişti. O şekilde kaldı. Baktınız ki belediye kapanacak, evet, nasıl olsa evet. Böyle bir yatırıma gerek duymadınız. Evet, öyle. Evet. Ondan dolayı biz yerimizde kalmıştık. Halbuki biz böyle bir durumun olacağını daha önceden bilmiş olsaydık zaten buraya daha önceden taşınırdık. Çünkü burayı biz yaptık. Geçmişte burası yoktu. Hı hı. Ki biz burayı yaptığımız zaman da burada taşınabilirdik. Ama işte bizim hesabımızda
Büyükşehir yasası yoktu. Olmadığından dolayı biz buraya geldik. Daha sonra da hizmet binasını tamamlar, oraya taşınırız evet, diye düşündünüz. Evet. Başkan seçilmeden iki dönem muhalefette kaldınız bir anlamda. İki dönem seçimi kaybettiniz ve ısrarla üçüncü dönemde başkan Evet. oldunuz. Ve 4 yılda geride kaldı aşağı yukarı. Ne değişti Kargıcak'ta? Yani neleri yaptınız, neleri yapamadınız? Hayata geçirdiğiniz önemli projeler ne oldu? Şimdi güzel bir soru sordum. İki dönem seçimi kaybettim. Ama hep o yönetimin yanında bulundum. Yani sağında solunda bulundum. Hiçbir zaman eleştirmedim. Gerçekten o günün şartlarında da o dönemin belediye başkanı veya meclis üyeleri veya yönetim mutlaka kendilerine göre bir hizmetler vermişlerdir. Ama tabii benim veya birlikte olduğum arkadaşlarımın belediyecilik anlayışımız farklıydı. Ama bunu anlatamadık. Nasip olmadı. İki dönem seçimi kaybettik. Ve aynı seçmenlerle üçüncü dönem girdik. Biz üç aday yarıştık iki dönem. Son seçimde karşımızdaki iki aday birleştiler. Tek aday oldu. Birbirinin yanında meclis üyesi aday oldu. Ve buna rağmen açık farkla biz seçimi devraldık. Ama tabii o arkadaşlarımı dışlamadık. Yine de onların zaman zaman gönüllerini aldık. Zaman zaman onlarla bir araya geldik. Mukadder Işık'la görüşüyor musunuz hala? Ya tabii yani, sonuçta iki dönem belediye başkanlığı yapmış orada öyle veya böyle. Biz ne kadar birbirine rakip de olsak ama ben gördüğün zaman ayağa kalkarım, hürmet ederim ve saygısız kesinlikle yapmadım şimdiye kadar. Ve karşısına da çıkmadım. Yani çıkmadım der ki mutlaka karşılıklı adaylarımız oldu ama yani bir terbiyesizlik yapmadım. Seviyeli hep abi demişimdir benden büyük olunca. İyi zaman zaman da ziyaretimi de yapar sağ olsun gelir muhabbet ederiz otururuz hatta beraber böyle çay muhabbeti yaparız falan. Şimdi biraz sağlık durumları da evet, çok iyi değil ama öyle. Ben kendisine şunu söyledim. Senin için yapabileceğim yasalar çerçevesinde ne gerekirse yapmaya hazırım dedim. Benim telefonum da 24 saat açık. Senin de emrindeyim dedim. Ve bundan daha iyi bir şey de olmaz. Sonuçta bu adam biraz önce bahsettiğim gibi iki dönem belediye başkanlığı yapmış. Evet. Öyle veya böyle. O bizim abimiz. Bir sıkıntımız yok. Onunla her zaman beraberiz. Evet. Yapılanlarla ilgili neler söylersiniz başkanım? 4 senede tabii bir çırpıda hepsi aklınıza gelmeyebilir ama nereden evet. başlarsınız? Yani Kargıcak için hayata geçirdiğiniz en önemli proje ne oldu? Şimdi en önemli proje, ya bizim projelerimiz gerçekten hepsi birbirine önemli. Ama böyle sırasıyla aklıma gelenlerden bahsetmek istiyorum. Biz geldiğimiz zaman, bu bizim üzerimizde Akdeniz Mahallesi var. İki dönem önce ben ilk aday olduğumda elektrik sıkıntısı vardı. Bir akşam seçim çalışmaları yapıyoruz, ev ziyaretleri yapıyoruz. Ev ziyaretinde lambaların böyle çok az yandığını gördüm. Ya dedim yani bu lambalar niye böyle yanmıyor mu? Ya dediler burada elektrik sorunu var. Şimdi çözülmedi. Hatta bizim dolaplar veya çamaşır makinesi veya televizyonlar yandı. Ama buna bir sorun, herkes söz verdi ama yapılmadı dediler. Tabii biz yaparız dedik ama iktidara gelirsek yaparız veya seçim alırsak yaparız dediler. Tabii biz seçimi kaybettik. Bir 5 yıl geçti, yine aynı yere vardık. Yine aynı sıkıntı var. Ya dedik aradan 5 yıl geçti yani bu olmadı mı? Olmadı. Defalarca bunu söylememize rağmen olmadı dediler. Ve tamam dedik bunu biz yaparız. Oldu ya biz seçimi yine kaybettik. Buna inanın. En sonda da en son 3. dönem tabi her sene seçim olmuyor yani bir 5 yıldan 5 yıla oluyor yine aynı sıkıntılara karşı karşıya geldik ve biz bunu tamamını çözeriz dediğimizde biz dedik dediler ki bize bizim karşımızda olan arkadaşlarımız ya dediler biz iktidarız bu sorunu çözemedik yani sen bunu nasıl çözeceksin yani en azından seçmene yalan söyleme dediler. Evet. Vallahi dedim eğer biz seçimi alırsak, bu yönetime gelirsek size söz veriyorum 6 ayda bunun tümünü çözeceğiz dedik. Ve buna inanın 6 ayda hem
direkleri değiştirdik. Hem trafoyu değiştirdik hem de o tellerin tamamını değiştirdik. Yani iki olan teli 3 yaptık veya 4 yaptık. Yani elektrik sorunu yok. Enerji sorununu çözdünüz. Aslında bu evet. Bir anlamda belediyenin vazifesi değil, değil mi? Yani belediyenin vazifesi nasıl, değil ama bir yerde çözdünüz? Şimdi belediyenin aslında görevi, nasıl görevi? Çünkü vatandaş belediye başkanını orada hem karar komutanı olarak görüyor, evet. Hem sağlıkçı olarak, doktor olarak seni görüyor, hem evet, okul evet. müdürü olarak görüyor. Yani belediye başkanını böyle her şeye böyle karışır veya her türlü sorunları çözer olarak görüyor. Ha, eğer beldesinde elektrik sorunu varsa bu da belediye başkanına bunu yapmak zorunda. Tabii. Aslında bunların iktidarla muhalefetle ilgisi yok. Evet. İlgili kurumu tabii ki hayata geçirmesi, harekete geçirmesi gerekiyor bir anlamda. Ya tabii yani sağ olsunlar bu kurum müdürleri bu konuda kesinlikle bize hep yardımcı oldular. Ama ha, bizden önce olan arkadaşlar da mutlaka yardımcı oldular veya evet. olacaklardır ama belki de o kurum müdürüne gidip istişare kurmadılar veya onların görüşünü almadılar veya onlara bir rica etmediler. Yani bu bizim için özellikle bu enerji konusu biz onunla ilgili çağırtladık. Yani evet, enerji sorunu çözüldü. Altyapıyla ilgili neler yapıldı örneğin? Altyapıyla ilgili biz gelmeden önce altyapı devam ediyordu ve biz bunu tamamladık. Altyapı çalışmaları en önemlisi kanalizasyon sorunu vardı. Biz geldiğimizden birkaç ay sonra yine Mahmutlarla istişare kuraraktan dönemin belediye başkanı Sayın Ali Çelik ve Sayın bizim kaymakamımız Hulusi Bey bu konuda bize kaymakamımıza çok büyük katkısı var sağ olsun. Bizi bir araya getirdi. Mahmutlar Belediyesi anlaştık. Protokol imzaladık. Ve o günün şartlarında 930 bin TL biz para ödedik şeye. Mahmutlar Belediyesi'ne bağlama parası. Diğerler hariç. Ha biz bunu derken ya dediler bunu biz yapamadık. Yani siz daha seçilmediniz. Seçilmeden bunu 3 ay içerisinde veya 5 ay içerisinde bağlayacağız diyorsunuz dediler. Hı hı. Doğru inanın 4 ay sonra biz kanalizasyon sorununu çözdük ve bağladık. Ya bu kadar parayı nasıl bulduk, nerede bulduk? Sonuçta biz turizm beldesiyiz. Biz otelciler bu konuda bize sağ olsunlar duyarlı davrandılar. Tabii en önemli konu altyapı biliyorsunuz, kanalizasyon olayı. Evet. Onlar da konuda gerekeni yaptılar, bizim yanımızda oldular. Ve 4 ay sonra kanalizasyonu bağladık. En önemli sorun altyapı ile ilgili. Ha, olmayan yerlerde şu an çalışmalarımız %90 veya %80 tamamlanmıştır. Hala onunla ilgili çalışmalar devam eden bölgelerimiz var. Evet. Ama %80 tamamlandı. Altyapı böyle. Herhalde asfalt konusunda da başarılı bir dönem geçirdiniz galiba. Çünkü evet. Biz de kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla medyadan yol sorunu var mı beldede? Yol sorunu olmaz mı? Biz geldiğimiz günden beri asfalt yaparız. Tabii asfalt yaparken de altyapısını yaparaktan asfalt biliyorsunuz en son yapılan iş ve yapılacak olan iş. Biz hem kenarların istinat duvarlarını yapıyoruz. En son asfalt döküyoruz. Hala var. Şu anda yaklaşık yine bir 15 kilometre, 20 kilometre civarında bu sene bir asfaltımız yine olacak inşallah. Şu anda hem yol genişleme hem de yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Oralar hem altyapı sorunu çözülüp ondan sonra asfalta hazırlanıp asfaltını yapacağız. Hı hı. Bu sağlık ocağı ve 3 tane de cami kazandırılmış belediye. Evet. Cami hayırseverler tarafından mı yaptırıldı? Belediyenin buna katkısı ne oldu? Camiler, evet. Tabii hayırseverlerin burada %90 katkıları var. Belediye olarak da bizim katkılarımız mutlaka var. Şimdi benim cami konusunda şöyle bir prensip edindim kendime. Önce cami imamlarıyla zaman zaman bir araya geliyorum. Şimdi sıkıntılarımız nelerdir, sorunlarımız nelerdir veya ne yapabiliriz sizler için? Onlar da sağ olsunlar bu konuda yani her imam kendi camisinden sorumlu olduğundan dolayı önce benim camim dedi her imam. Ve hayırseverleri bulduk bu esnada. Hayırseverlerin katkısıyla biz de sağdan solundan yardımcı olaraktan 3 tane camimiz ve
piyasaya göre. Üçü de en güzel, en modern camilerimiz. Şu anda hizmet vermeye devam ediyorlar. Tabii bunun yanında belediyeden görevlerimiz de var tabii. Yani bu çevre düzenlerini yaptırıyoruz veya devamlı temizliklerini yaptırıyoruz. En azından yani oradaki görevlilerin, camide görevlilerin görüşlerini alaraktan onların yanında oluyoruz, onlara yardımcı oluyoruz. Yani 3 cami yapılırken beldede evet. Tabii ki derslik sorunu da var bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Yani okul yapımı için ön ayak olamadınız mı başkanım? Şimdi okul yapımı doğru söylüyorsun. İlk defa biz geldikten sonra okulun boyasını yaptık ve masrafları biz karşılıyoruz. Tabii bu yeterli mi? Yeterli değil. Ve şimdi de görevli hiç olmamış o okulda ve biz görevlendirdik bir tane kişi. Temizliğini yapıyor. Artı diğer bilgisayardan, diğer okulla ilgili araç gereçleri biz gideriyoruz. Ve devamlı o çevre düzenle ilgili bunları yapıyoruz. Ama okul yapımında eksiklik var. Şimdi şöyle bir projemiz vardı. Aslında bunu başlamadan demek istemiyordum ama şimdiden bunun müjdesini veriyorum. Kestel, Mamutlar, Karaca, hatta Demirtaş'tan dahil bölgenin en güzel, en büyük, en modern turizm meslek sesini inşallah en kısa zamanda Karaca'ya yapacağız. Hı-hı. Hem de hayırseverler tarafından. Hı-hı. Aslında bunu biraz daha demek istemiyordum ama okul konusu olunca bunun da müjdesini buradan veriyorum. Yeri falan belli mi? Nereye her yeri belli, mi? Her şey tamam. Projesi şu anda, tamam. Evet, hepsi tamam. Milli Eğitim Müdürümüz de sağ olsun bu konuda duyarlı davrandı. Bize yardımcı oluyor. İstişare görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda ve bahsettiğim gibi bölgenin en modern turizm meslek sesini Karaca'mıza kazandıracağız. Evet, inşallah. Evet, Karpıcak halkı genel anlamda benim biraz içine girmeye çalıştım, araştırdığım kadarıyla sizden genel evet. anlamda memnun. Bunu nasıl sağladınız diyeceğim ama halkla ilişkileriniz bunda en büyük rol mü oynadı sizce? Yani belediyenin evet. yaptığı rutin işlerin dışında yani neler yaptı belediye? Ya şimdi şöyle diyelim isterseniz. Belediye başkanı halktan kopuk olmamalı. Şimdi ben evden çıktığım zaman mutlaka halkın içerisinden belediyemize gidip geliyoruz. Zaman zaman onlarla istişareler kuruyoruz. İşte bahsettiğim gibi düğündür, nişandır, bayramdır. Aslında özel yaptığım bir şey yok. Kişiye özel bir şey yok ama ne yapıyoruz? Zaman zaman işte saçından okşayaraktan veya nasılsın, iyi misin diyerekten veya yapacağımız şeyim sana bir şey var mı? Nasıl yardımcı olabilirim? Demekle. Bizim halkımızın aslında çok büyük bir isteği yok. Ha bu konuda benim de çok eksiklerim var. Yeterli değil bunlar ama. Şimdi yetişemiyorsun da. Yani herkesin ziyaretlerini yapmak istiyorsun ama evet. Yeterli değil. Ama büyük ölçüde işte zaman zaman bu düğünlerde, nişanlarda, işte cenaze, taziye falan oralarda görüşüyoruz. Ev ziyaretleri yapamıyoruz. Yani yeterli değil. Daha çok istiyoruz. Onun için halkla iç içeyiz. O konuda halktan bir kopukluğumuz yok. Ya biz şunu söylüyoruz. Yani biz sonuçta belediye başkanıyız. Yani ne demek? Halka hizmettir. Yani ben de gider özel işimi yapardım. Yani ama biz bunu seçtik. Bunu tercih ettik. Evet. Ve olmak için de bir 15 yılımızı harcadık. Yani bedava gelmedik oraya. Yani insanlara hizmet etmek için geldik. Doğru. Onun için biz halkımızın emrindeyiz. Hı-hı. Bu konuda sıkıntımız yok. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız bir proje var mı? Daha doğrusu Kargıcağ'ın şu anda çözmek istediğiniz en önemli sorunu ne size göre? Eğer büyükşehir yasası olmamış olsaydı belediye hizmet binamıza taşını PTT'yi İşte bu muhtarlığı, özellikle bu yabancı diye tabir ettiğimiz Türk olmayan, yerleşen misafirlerimizle ilgili güzel bir böyle konsey oluşturup değişik projelerim vardı. Şimdi biz, nedir bunlar? Böyle düzenli, her ay olmasa da 2 aya bir böyle
halk toplantıları yapmak. Ki ben bunları daha önce yapıyordum ama son zamanlarda bu büyükşehir yasasından dolayı yeterince yapamıyoruz. Ama biraz da hevesiniz mi kırıldı? Ya tabii yani çünkü tam böyle kendini tam düze çıkarıyorsun ama bir daha bakıyorsun ki karşında set çekilmiş. Yani böyle bir durum var. Şimdi önlemesi bu küçük beldelerde veya şimdi bizdeki küçük belde, köylerde, beldelerde, buna benzer yerlerde özellikle böyle küçücük hediyelerle insanları mutlu olacağı bir durum var. Nedir bunlar? Hiçbir belediyenin yapmadığı kafamda bir proje vardı. Ve hatta bunu bu büyükşehir yasası olmamış olsaydı bir 6 ay önce müjdeleyecektim. Nedir bu? Bizim belediye olarak çok ciddi bir borç batağından çıktık. Ama rahatız, rahatladık. Bunu kime borçluyum? Özellikle bizim parti teşkilatına, yani belde başkanımıza, belde yönetimimize, meclis arkadaşlarımıza, artık bahsettiğim gibi imamlara, okul öğretmenlerine, yani bölge halkına, otellerimiz bu konuda bize çok yardımcı oldular. Hep yanımızda bulundular. Şimdi bu kadar güzel bir oluşumla biz iç içeyken çok böyle ihtiyacı olan, sıkıntı yaşayan aileler var. Belki bunlar çok fazla yok ama genç yaşta eşini kaybetmiş. Veya oğlundan kızından uzak kalmış böyle küçük böyle ihtiyacı olan belki de çok küçük bir rakam ama onun mutlu olabileceği bir rakam. Şimdi bunu Karaca'nın genelinde beldemizin tamamında tespit ederekten gerçekten ihtiyacı olan insanları böyle düzenli olarak aylık bunları her ay küçük bir harcama bunlar için. Küçük bir maaş demeyeyim de böyle harçlık gibi. Ya harçlık yani. Gibi en azından böyle her ay düzenli olarak bir yardımlar yaparaktan Karaca'nın genelini böyle mutlu hale getirmek değil. Tabii bunlar da olmayacak bir şey değil. Yani bu şekilde 100 aile vardır. En fazla 100 aile vardır. Yani biz de bunu her halükarda çözebiliriz. Yani çözeceğimiz bir ortamda, konumda. İsteğim başta oydu. Ha, tabii bu yeterli mi? Yeterli değil. Daha çok isteriz. Bunun yanında bahsettiğimiz gibi işte bu okul, lise olayı ki bunu inşallah yapacağız. Eğer ilkokul, ilköğretimle ilgili belki yapamasak da onları yine desteğimizi vereceğiz. İlköğretimle ilgili bu hayırseverlerin yine desteğine ihtiyacımız olacak. Görüşüyoruz müdür beyle ve öğretmenlerle onunla ilgili. İlköğretimde de birkaç derslik öyle bir çalışmamız olacak. Tabii ben onlara şunu söyledim. Siz hayırseverler irtibat kurun. Biz zaten buradayız. En son çare biz ellerimizi, kollarımızı sıvar, belediye olarak sizin yanınızdayız dedik. Ama tabii onların da biraz böyle mücadele vermeleri istiyorum. Olmadığı takdirde zaten biz gerekeni yapacağız. Şimdi bizim insanlarımız aslında çok böyle büyüklerde gözü yok. Böyle küçük şeylerde gözü var. Yani küçücük böyle hediyelerle mutlu olabilecek bir milletiz biz. Ama bununla yapmıyoruz veya yapamıyoruz veya yeterli değil. Şimdi benim tekrar aday olmuş olsaydım veya tekrar belediye başkanı olmuş olsaydım iddia ediyorum orada insanların en az %90'ını %85'ini bu değişik projelerle böyle istişarelerle mutlu etmekti. Ama artık bu da nasip değilmiş. İnşallah hayırlısı diyelim. Belki daha değişik bir ortam olur olmaz bilemiyorum artık. Ama ben bunu birkaç defa da yine böyle halk toplantılarında veya bizimle ilgili zaman zaman ona benzer istişarelerde dile getirdim. Yani büyükşehir yasası vardır, yoktur, olur, olmaz. Benim telefonum 24 saat her zaman hazır. Yapabileceğim ne varsa şahsım olarak veya belediye olarak sizlerin emrindeyiz dedik ve Karacaklılarla özellikle
Hani diğer beldeler, diğer köyler de olabilir ama bizim için önce Karlıcak Belediye Başkanı olduğumuzdan dolayı önce Karlıcak. Onların emrindeyiz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.